Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarıyla sabah ajansı sürüyor. Burası A Haber. Gazze, F-16, terörle mücadele, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik konu başlıklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde. İki gün sürecek resmi temaslarda Bakan Fidan, Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizma toplantısına katılacak. Toplantıda geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanları etraflıca ele alınacak. Önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamındaki diplomasi trafiği yoğun olan Bakan Fidan, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la bir araya geldi. Fidan görüşmede Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ve bölgeye yardımların ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Ateşkes müzakerelerinde gelinen noktaya ilişkin son durum değerlendirildi. Görüşmede Amerika'nın terör örgütü PKK'ya verdiği destek de gündeme geldi. Fidan, Beyaz Saray'ın müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiğini söyledi. Fidan ardından da Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Benjamin Cardin ve komite üyesi senatörlerle görüştü. Fidan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la bugün bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın temaslarında en kritik başlık Gazze. Ramazan öncesi bir ateşkese varılması için çabalar ele alınacak. Kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere başlanması konusunda da Türkiye'nin taleplerini iletmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca FETÖ ve PKK-YPG terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek. F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesi, ortak savunma sanayisi projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması da ziyaretin gündeminde yer alıyor. Fidan ve Blinken arasındaki görüşmede 30 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için neler yapılabileceği masaya yatırılacak.